Merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizlerle bu geçen haftanın flash sitesi, hatta bir ayın flash sitesi Safkar sitesini inceleyeceğiz. Şimdi ben genelde hisselerde şuna bakıyorum. Hisseler ilk önce öz sermaye karlılığı, brüt kâra, kazançlarına bakıyorum. Şimdi Safkar'da Ege soğutmacılık bir firması. Safkar incelediğim zaman geliyorum. İlk önce buradan genelde ben alt yatırımın skor kart hissesinden, oradan skor kartından inceleme yapıyorum. Bu hisseye de baktığımız zaman geçen hafta büyük bir düşüş yaşadı. Bu son olaylardan sonra biliyorsun çok hareketli geçti. Perşembe ve Cuma günü, özellikle Perşembe günü büyük düşüş yaşadı. Çok hareketliydi Perşembe günü çünkü. Acım olarak da yüksekti. Ondan sonra zaten ceza yedi. Cezadan sonra da kaçanlar oldu. Tabii küçük yatırımcı hemen korktu, kaçtı. Bu hisse biraz daha nerelere kadar düşecek. Hatta Perşembe günü 20 lirayı gördü. Yani 20 lirayı gören hisse bir anda panik satışlarla 15 liraya kadar geriledi. Cuma günü bir düşüş yaşadı. Şimdi tek fiyat statüsüne girdi. Şimdi ben hisseleri alırken arkadaşlar, burada kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Biz burada yatırım portföyünü de danışmanlığı yapmıyoruz. Şimdi ben sadece kendi bilgilerimle paylaşıyorum sizinle. Safkar 15 lira güzel bir yere geldi. Pazartesi günü de düşebilir bu. Ama bu Safkar'ın düştüğü zaman bitti anlamına gelmiyor. Altlardan alabiliriz. Çünkü Safkar şu anda pandemi döneminde yapmış olduğu karlara bakıyorum. 29 çok güzel bir karı var son çeyrek. Son çeyrek değil, 3. çeyrekte. Son çeyrek daha gelmedi. Ki son çeyrek de bunun üzerine çıkacak. Büyük ihtimalle bunun üstünü zorlayacak. Zaten hisseye bakıyorsunuz, 2020'nin 2026. ayında bayağı düşük. 2020'nin 9. ayında bayağı yüksek bir satış elde etmiş. Yani ortalama burada 2020'nin, bu ise burada da 3 aylık vermesi lazım normalde. 6 aylık veriyor herhalde. 3. ayı göremiyoruz yani nedense hissede. 6 ayda veriyor demek ki bu ise. Bazen 6 ay vermiş, bazen 3 ay vermiş. Aslında 3 ayda bir verir. Şimdi baktığımız zaman hisseye bakıyoruz. Karlılık oranı, brüt net karı bayağı yükselmiş. Yani her yıl yükselmiş. Bir de 2019'da biraz düşük gelmiş. Ondan sonra bayağı bir yükseltmiş. Yani bir de geliyorum burada çarpanlarına bakıyorum. Burada da güzel bir şey var. Bir de arkadaşlar öz sermayesine bakıyorum. Öz sermaye yükselişlerine bakıyorum ben. Yani bir hissenin ilk önce bakmamız gereken öz sermayedir. Öz sermaye karlılığı. Yani bakın %12 olmuş. Yani gerçi bu hisse %25'i de görmüş, %31'i görmüş, %35'i de görmüş ama oralara görmüş. Bu hissenin net yıllık karında da bayağı bir yükselme var. Ben hisseyi böyle hissedim. Yani Safkar geçen ay bayağı bir çıkış, son bir ayda bayağı bir çıkış gösterdi. Onun doğrultusunda bayağı konuşulacak. Şimdi ben bu şirketin, şuna da bakıyorum, şirketler önemli. Şirketlerin girin arkadaşlar, web sayfasına girin. Ne iş yapıyor bu şirket? Şimdi öyle ya, bu işte 5 liradan bir ayda 20 liraya çıktı. Şimdi bir düşüş trendinde, biraz dinlenme trendinde, biraz da kaçışlar var. Buralardan daha gidebilir mi? Şimdi bakıyorum net karı çok güzel gelmişti son çeyrekte. Son çeyrekte, 9. çeyrek, 3. çeyrekte. Son çeyrek daha gelmedi. Bakın geçen senenin 9. ayına baktığın zaman 2019'da iyi görünüyor. Ama geçen sene pandemi yoktu. Pandemi olmasına rağmen bu sene çok iyi bir karlılık, brüt karı, net karı çok güzel. Yani bu şeye göre, pandemiye göre baktığın zaman şirket bakın şimdi burada da görüyor musunuz? 2000 burada da aylık var mesela.
Kandilif'e geliyoruz burada. Halk yatırım, ben Kandilif'ten de bakıyorum. Bakın Ocak'ta 16'ymış. Sonra eksiye düşmüş. Şubat'ta, Mart'ta eksilere düşmüş. Bakın burada Ocak'ta eksiymiş. Şubat'ta bayağı yükselmiş. Sonra bir daha eksiye düşmüş. Nisan'da bir daha yükselmiş. Mayıs'ta bir daha yükselmiş. Burada düşmüş. Burada düşmüş, düşmüş, düşmüş. Eylül'de yine yükselmiş. Ekim'de düşmüş. Kasım'da olağanüstü yükselmiş. Yani şimdi bu ise düşüşler, şeyler gösteriyor ama ben bunun son bilançosunda çok iyi geleceğini kendi görüşümce, hani kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir, kendi görüşümce iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü Safkar sadece bu söylentilerle giden bir hisse değil. Şöyle bir şey, söylentilerle giden bir hisse değil. Şimdi baktığınız zaman Safkar, Ege Soğutmacılık, bu bildiğiniz otobüslerde, trenlerde savunma sanayinde kullanılan klimaların tedarikini sağlıyor. Bir de işte son bu aşı muhabbetinde, biraz aşı söylentilerinde hisse bayağı bir fırladı. Bence bu hisse yine oralara gelebilir. Yani oraları zorlayabilir. Çünkü hissenin getirisi çok iyi. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben de genelde Kandilif'ten bakıyorum. Halk Yatırım'ın slow kartına bakıyorum. Hissenin ilk önce şirkete bakarım arkadaşlar. Şirketin büyüklüğüne. Sonra da şirket kar ediyor mu? Ve bu karını katlayarak gidecek mi? Yani borsayı bir arkadaşlar, borsayı kumar olarak görmeyin. Yani borsada bir hisse alıyorsunuz, yatırım amaçlı hisse alıyorsunuz. Yani bunun ilerisini görmek için, yani aldım hemen bir haftada bana para kazandırsın. Bir ayda para kazandırsın. Öyle bir şey değil borsa. O zaman gidin dolar alın, altın alın. Yani dolar bu kadar kazandırır mı? Kazandırmaz. Ben yani bu hissenin 2021'de de iyi bir kazanç oldu. Hadi git içeri git. Hadi sen de uyuyacaksın zaten. Saat Tamam. kaç oldu? 10.30 oldu. Yatıyorum İyi, niye geldin? Geldim.